Evet, Ankara Spor Salonu'ndayız. Konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Ve evet, çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Size. Hep beraber hayırlı. Hepimiz için hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Hemen sormak istiyorum. Yeni bir süreç, yeni bir dönem ve hep ileri hep yeni diyoruz. Evet. Nasıl okumalıyız bu olağanüstü kongreyi? Hakikaten bugün Ankara büyük bir şölen havası içerisinde. 81 vilayetten teşkilatlarımız marifetiyle gelen on binlerce insanımız burada Ankara'da büyük bir mesaj veriyor. Daima kendini tazeleyen ve yenileyen bir merkez partisi, milletin partisi, herkesin partisi olan AK Parti bu 20 yıllık iktidarı döneminde hakikaten Guinness Rekorlar kitabına geçecek büyük eser ve hizmet siyasetiyle milletin gönlünde taht kurmuştur. Ve bu manada milletimizde büyük bir medeniyet yürüyüşünün, büyük bir hamlenin hakikaten lokomotifi olmuştur. Ve milletimizin onayını almak suretiyle 17 seçimde iktidardadır. Ve başında da dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan söz konusu. Bugünkü mesajımız yenilenmenin, tazelenmenin, yeni hamlelerle kökü mazide olan atiyim dediği gibi şairin, büyük bir müktesebatın, birikimin, geçmişin, gerçekten Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kesintisiz bu yürüyüşün çok daha büyük ufuklara doğru, 2071 vizyonuna doğru bir mottosu, bir ufku, bir heyecanının bir bayrak yarışı şeklinde bizden sonraki nesillere aktarımının sağlam ellerde, emin ellerde olduğunun bir tablosu, bir göstergesi ve gerçekten Cumhur İttifakı'yla da gerçekten bu manada 1071 Malazgirt ruhunun 2071 bin yıl sonrasına nasıl iz düşümlerinin olacağının ve bugüne dair büyük ve güçlü Türkiye'nin olmadığı bir bölgesel ve küresel denklemin söz konusu olamayacağı gerçeğinin haykırılması. Zira zaten biliyorsunuz terörle mücadelede Mehmetçiğimiz, Allah ayaklarına taş değdirtmesin, kendini daima muzaffer eylesin. Elhamdülillah hem terörün başını eziyor hem de onların arkasındaki bütün hamilere de uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkımızı ve ulusal hukuktan doğan her türlü hak, yetki ve sorumluluklarımızı beraberce yerine getirdiğimizi hatırlatıyoruz. Dolayısıyla net bir duruş sergileyen bir Türkiye var. Türkiye bu konuda bütün komşu ülkelerle beraber gerçekten gelin yepyeni, adil ve merhametli bir küresel düzen kuralım. Bölgemizde de, dünyada da Cumhuriyetimiz kurulurken ortaya konan yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini hep beraber bütün dünyaya şamil kılalım diyor. Bu konuda biz tutarlıyız. İlkesel bakıyoruz. İnsanlığın hayır ahlığı için mücadele ediyoruz. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin çözümüne bizler arabuluculuk yapıyoruz. Hem esir takasına hem de tahıl koridorunun gerçekten işleyerek insanlığın açlıkla karşılaşmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda canhıraş bir şekilde, samimi bir şekilde kendini ortaya koyuyor. Ve bu çağrıyı ortaya koyuyor. Dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mutlaka mümkündür mottosuyla bütün insanlığa sesleniyor. İnşallah bugün AK Parti olağanüstü 4. kongresinden de bu mesajları tekrar yineleyeceğiz. Güçlü mesajlar verilecek. Güçlü mesajlarla beraber. Gerçekten AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak ve 81 vilayetiyle 85 milyon insanıyla, bütün toplum kesimleriyle beraber, herkesin sözcüsü, temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün mazlum ve mağdur coğrafyalar adına da tekrar Ankara başkentten bütün insanlığa çağrıda bulunacak, davette bulunacak. Ve bu konudaki yepyeni bir paradigmayla gelin hem ulusal anlamda hem bölgesel hem de küresel anlamda çıktıları herkesin lehine olacak sonuçları beraber gerçekleştirelim mesajını verecek. Bu manada tabii ki
toplum kesimlerinin bütününe dönük, başta emeklilerimiz olmak üzere, işçilerimiz olmak üzere. Tam onu soracağım. Evet. Evet, bizim buyurun. Buyurun. Efendim, aslında meclis de açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Milyonlarca emekli aslında bekliyor. Meclisten gelecek bir karar, bir düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, enflasyonu ezdirmeyeceğiz hiçbir vatandaşımızı diyorlar. Bu noktada meclis gündemine ne zaman gelecek, ne zaman bu zam oranı belli olacak? Şunu söyleyeyim, 2024 bütçesi inşallah Ekim'in 3. haftasında meclise Cumhurbaşkanlığımızca sunulmuş olacak. Evet. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz Bey, bütçenin geneli hakkında sunumunu mecliste gerçekleştirecek. Akabinde de Çalışma Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığımız da bu konuyla ilgili bütçeye ilişkin ve yatırımlara ilişkin, personele ilişkin, emeklilere ilişkin, bütün kamuya ilişkin hem personel hem kamu harcamaları noktasında da meclisimizi ve kamuoyunu bilgilendirmiş olacaklar. İnşallah şunu ifade etmek isterim. Allah nasip ederse biz bugüne kadar nasıl hep beraber milletimizin tamamını gözeterek, enflasyona ezdirmeden alım gücünü artırmayı hedefleyerek her zaman hamlelerimizi yaptıysak, içinde bulunduğumuz dünyanın ekonomik şartlarının zorluğu, pandemiden mütevellit, malumunuz, evet, bir tedarik zincirinin kırılması, bozulması, özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki artışların yansıması ve bilhassa Türkiye için de 6 Şubat depremiyle gelen büyük bir maliyet, 110 milyar dolara varan büyük bir maliyetin söz konusu olması, bazı noktalarda efendim çok daha rahat hareket etmeyi maalesef mümkün kılmadı, ama biz bu noktada elhamdülillah aldığımız tedbirlerle hep beraber orta vadeli programla bunun hayata geçirilmesiyle ve milli enerji bağımsızlığına dönük hamlelerimizle gerçekten biraz sabırla çok daha büyük hamleleri yapacağımızın herkes ümidi içerisinde olmaya devam etmeli. Bu konuda özellikle doğalgaz ve petrolün 10 milyarlarca dolar dışarı verdiğimiz parasını devletimizin bütçesine tutacağız ve bütün toplum kesimlerine bunları yansıtacağız, alım gücünü artıracağız. Bu efendim orta vadeli program çerçevesinde de önümüze gelecek 15 bin dolarlar seviyesinde bir efendim kişi başına düşen milli geliri beraberinde getiren bir perspektif. Bununla beraber bu orta vadeli program 2024-2028 arasındaki çalışmayı ortaya koyuyor. Ve özellikle petrolle ilgili de onun faydalarını 2024 sonu 2025 başı itibariyle de çok somut bir şekilde hep beraber hissedeceğiz ve göreceğiz. Ama bu zamana kadar da tabii ki 2023'ün sonu itibariyle de 2024 bütçesi görüşmeleri esnasında üzerimize düşeni Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ve hükümet olarak hep beraber yasal düzenlemelerle hem emeklilerimizin yüzünü güldürecek hem de bütün toplum kesimlerinin, işçilerimizin, esnafımızın ve memurumuzun da yüzünü güldürecek şekilde 2023 sonu itibariyle inşallah bu yılın sonunda da bu hamleleri hep beraber hayata geçireceğiz. Dolayısıyla hem yıl sonu hem ikinci yıl sonu hem üçüncü yıl sonu itibariyle orta vadeli program çerçevesinde bu programları icra ettiğimizde rahat bir nefes ve çok büyük bir imkana kavuşmuş bir Türkiye ile de daha fazla alım gücünün arttığı ve kişi başına düşen milli gelirin gerçekten arttığı, enflasyonun tek rakama indiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz. Ondan sonra da Allah'ın izniyle Düzova'da depar atacak bir Türkiye ve daima daha büyüyen, daha gelişen ve refah payı daha da artan, bireysel zenginliği de artan bir Türkiye'yi orta vadeli program sonunda da hep beraber hayata geçirmiş olacağız. İnşallah. Efendim şunu da sormak isterim sizi bulmuşken. Zira bize de çok mesaj geliyor. 29 Ekim'de emeklilere bir bayram ikramiyesi. Kulislerde dolaşıyor. Böyle bir çalışma var mı? Böyle bir müjdeyi duyabilecek mi vatandaş 29 Ekim'de ya da daha önümüzdeki aylarda? Şunu ifade etmek istiyorum. İnşallah 2024 bütçesi dediğim gibi Ekim ayının 3. haftasında meclise gelecek. Bütün bu hususlarla ilgili açıklamaları
neyi, nedir, ne değildir, çerçevesi nedir? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Maliye Bakanımız ve Çalışma Bakanımız hep beraber bu değerlendirmeleri ortaya koyacaklar. Müjdeler yılı olacak diyelim 2024. Efendim 2024 yılında tabii ki büyük kalkınma hamlelerinin çıktılarını da alacağımız ama yeni hamleleri de ortaya koyacağımız bir yıl olacak. Özellikle enerji noktasında Akkuyu Nükleer Santrali'nde 2024'te faaliyete geçeceği birinci ünite biliyorsunuz faaliyete geçti. Bu konuda tamamıyla inşallah enerji noktasında da büyük hamlelerin ortaya konacağı ve dışa bağımlı olduğumuz bu noktada bütün bütçemizin hakikaten 50 milyar dolarını 2021'de 100 milyar dolarını da 2022'de doğalgaz ve petrol parası olarak verdik. Dolayısıyla bunların cebimize kaldığını ve bütün toplum kesimlerine dağıtıldığını bir an için düşündüğümüzde Türkiye'nin refah payının nasıl büyük bir hamle içerisinde olduğunu, bir hızlı artış içerisinde olduğunu da görüyoruz inşallah. Biraz sabırla i̇nşallah beraber inşallah bu noktada orta vadeli programı gerçekleştireceğiz ve çok daha aydınlık bir geleceğe hep beraber milletçe kavuşacağız. Çok İnşallah. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun canım size de. Evet, Başkent Arena'da konuklu yayınlarımız devam edecek ama kısa bir ara vereceğiz. Sonra yeniden konuklarımızla burada olacağız. 4. yolun